Yüzersif şerefli bir adamdır. Züleyha'nın uzun süredir onun peşinden koştuğunu duymuştum. Birçok kez onunla birlikte olmak istemiş. Ama Yüzersif kabul etmemişti. Nihayet geçen gün onları beraber görmüşler. Şehir bu olayla çalkalanıyor. Evet, bir asilzade Mısır ülkesinin ikinci kadını nasıl ama nasıl böyle bir şey yapar bir türlü anlamıyorum. Potifar Züleyha'yı öldürmeliydi. Yüzersif'e delicesine aşık olduğu söyleniyor. Şölen de Yüzersif'ten söz edilince beti benze atmıştı. Buna bizzat tanık olmuştum. Sen daha iyi bilirsin Maharit. Gönül işi bu. Züleyha Yüzersif'e aşık olmuş. Yüzersif ona yüz vermeyince Züleyha'nın kendini kaybedip ona saldırması tabii ki çok doğal. Yusuf'un iffeti ve saflığı her türlü övgünün üstünde. Hiçbir köle efendisinin isteğine karşı gelemez. Hem de Züleyha kadar güzel bir efendinin. Neyse. Ancak ben Züleyha'nın böyle davranmasının Potifar'ın niyetlerinden kaynaklandığını sanıyorum. Nasıl yani? Bugün Kimmuni adında tapınak kâhinlerinden biri benimle konuştu. Kral 3. Amonhotep ve Potifar'ın Tanrı Amon'a inanmadığını ve tapınağı yok etmek niyetinde olduklarını anlattı. Yani tanrılar Potifar'ı rezil etsin diye mi bu işi Züleyha'ya yaptırmışlar diyorsun? Ben de senin gibi inanmadım. İşin doğrusunu öğrenmek için Kimmuni ile birlikte büyük kâhin Ankh-Mahon'un huzuruna çıkmaya karar verdim. Sen şimdi eve git. Benim saraya dönmem lazım. Hadi. Nasıl? Bir şey mi oldu? Yüzersif'le olan maceranız yalnızca saraya değil, aynı zamanda bütün şehre yayılmış. Herkes olayın bütün ayrıntılarını biliyor efendim. Nereden? Kimin vasıtasıyla? Kim olduğunu öğrenirsem onu yok edeceğim. İki kişiden fazla tanığı bulunan bir olayı saklamanız mümkün değil. Böyle bir günü bekliyordum. Olaya tanık olanlar tarafından yayılacağını tahmin ediyordum. Tama, Tiameni, Sitanen, Yüzersif. Yüzersif asla böyle bir şey yapmaz. Olaya tanık olanlar bunlardı. Haber ağızdan ağza bütün şehre yayılmış. Sofralara meze olduk. Herkes sizi heveskar ve hafif bir kadın olarak görüyor. Sefahat ve uçarılıkları her yerde anlatılan şehrin bu tanınmış şehvet düşkünleri şimdi kalkmış iffetten mi söz ediyorlar? Buna inanamıyorum doğrusu. Züleyha'ya hafif meşrep mi diyorlar? Boşuna adamın adı çıkacağına canı çıksın dememişler. Şimdi Züleyha'nın döktüğü yüz suyuyla kirli yüzleri temizleyecekler. Gerçek yüzlerini onlara öyle göstereceğim ki utançtan başlarını kaldıramayacaklar. İçlerinden hangisi benim yerimde olsaydı benimkinden daha büyük bir rezalete uğrayacağını onlara ispat edeceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Haber büyük kâhin Ankh-Mahon'un kulağına bile gitmiş. Çok kızdığını söylüyorlar. Ah, tanrılar bana acısın. Beni kınamak için buraya geleceğinden adım gibi eminim. Çok doğru tahmin ettiniz. Ankh-Mahon bugün buraya gelecek efendim. Huzuruna çıkacak yüzüm yok. Büyük Amon Ra, lütfen bana yardım et. Ankh-Mahon buna çok sevindi, değil mi? He? Hayır, yanılıyorsunuz. Ankh-Mahon Hazretleri büyük bir endişe içindeydi efendim. Pekala, buyursunlar. Biz memnun oluruz. Siz de gidebilirsiniz. Daha fazla beklemeyin. Tapınakların efendisi başına buyruk,
Ankh Mahu'nun düşmanı olan ben şimdi onu kendi sarayında kabul edip alaylı ifadelerine katlanmak zorunda kalıyorum. Seni bu kadar sevmeseydim en ağır şekilde cezalandırırdım. Sadece benim eşim olsaydın seni cellada teslim ederdim. Gel gör ki Tanrı Amon'un da eşi sayılıyorsun. Onu da aldatmaya yeltendiğin için kurbanlar kesmeli ve huzurunda af dilemelisin. Pekala, ben seni bağışlıyorum. Umarım Amon-Ra da bağışlar. Böylece için rahat olur, değil mi? Yüzarsif Hazretlerine selam. Allah'ın selamı dışı siyah ama içi pırıl pırıl olan Mimi Sabıya olsun. Ne haber? Haberler pek iç açıcı değil. Züleyha ile olan maceranız her tarafta konuşuluyor. Başka işleri yokmuş gibi bu olayı çeşitli şekillerde yorumluyorlar üstelik. Züleyha dizginlerini nefsine teslim etmiş. Ve bu asi nefsi onu helak edecek. Ancak nefsini dizginlerse kurtulabilir. Yüzarsif Hazretleri Efendimiz, Züleyha güzel ve akıllı bir kadındır. Niçin ondan kaçtınız? Züleyha'dan değil, cehennem ateşinden kaçtım. Güzel ve benzersiz bir sevgilisi olan Züleyha gibilerine gönül vermez. Vaat edilen günün azabını gören kimse Züleyha'yı sadece cehennem ateşi olarak görür. Yüzarsif Hazretleri, bu kapalı olan kapıların açılması ve çocuğun konuşması nasıl oldu söyler misiniz? Çünkü kimileri sizin sihir yaptığınızı söylüyor da. Bütün bunlar Rabbimin bana sunduğu lütuflardı. Bir müddet beni kendi halime bıraktığını Züleyha'nın yanında yalnız olduğumu düşündüm. Ancak apaçık bir şekilde gördüm. Beni yalnız bırakmadığı gibi ayrıca beni bütün hallerimde gözetiyor. Tazimde bulunmayan o küstah genç de kim? İşte Yüzarsif bu. Potifar nerede? Siz tapınağa buyurun efendim. Şimdi gelir. Buyurun efendim.
Ekselansları Potifar ve eşleri Züleyha. Ne oldu da Mısır ülkesinin büyük kâhini Ankhmanhu Hazretleri sarayımızdaki mütevazi tapınağa teşrif ettiler? Amon Ra utanç içinde, düşmanları karşısında küçük düşürülmüş. Züleyha, sen Amon tapınağının tanrıçası ve Mısır'ın ikinci büyük yöneticisinin değişisin. Böyle bir utanca nasıl yol açarsın? Niçin Amon'un taygınlığını korumadın? Siz Amon'a düşman olan ve her fırsatta tapınak kahinleriyle çatışan bir gence gönül vermişsiniz. Siz kendinizi hangi tanrıya taptığı belli olmayan bir yabancıya teslim etmekle gerçekte yabancı bir tanrı karşısında Amon'u küçük düşürdünüz. Amon tapınağının kahinleri olarak bu utanca tahammül edeceğimizi mi sanıyorsunuz? Eğer Mısır Azizi Potifar'ın eşi olmasaydın şiddetle cezalandırılacaktın. Ne söylemek istiyorsun? Daha doğrusu hangi yüzle söyleyeceksin? Ben kendimi savunmak için bir şans istiyorum. Ankhmanhu Hazretleri izin veriyorlar mı? Dinliyorum. Konuşabilirsin. Bana birkaç gün izin verirseniz suçsuz olduğumu ispat edebilirim. Neden olduğunuz bu skandalı nasıl temizleyeceksiniz? Ben de bu skandalı körükleyenlerin ağızlarını kapatmak niyetindeyim efendimiz. Pekala. Bakalım ne yapacaksın? Amon'un ayaklar altına alınan haysiyetin hiçbir şeyi geri getiremez. Ankhmanhu'nun acı kinayeleriyle yüreğime döktüğü bu zehirli şarabı sen ona sundun. Yoksa Ankhmanhu ve Palyaman evimin önünde avlayan köpeklerden bile daha zavallıydı. Karimama. Büyük bir ziyafet düzenleyin. Sarayın ve şehrin ileri gelenlerinin eşlerini davet edin. Onlara bir sürprizim var. Herkes neye uğradığını şaşıracak. Beni çağırmışsınız. Bir emriniz mi var? Senden küçük bir ricam olacak. Senden yarınki ziyafet için en iyi elbiseni giymeni, süslenmeni ve seni çağırdığımda da meclise girerek önüme bir meyve kabı koyup dönmeni istiyorum. Bu ricamı kabul ediyor musun? Sakıncası yok. Nasıl isterseniz. Gidebilirsin. Bütün misafirler için yumuşak döşekler ve yastıklar hazırlayın. Çok rahat olmalarını istiyorum. Onlar için en iyi yemekleri ve en iyi içecekleri hazırlayın. Çok miktarda turunç ve misafir sayısı kadar sivri ve keskin bıçak hazırlayın. Potifar Hazretleri izin veriyorlar mı? Ne istiyorsun söyle. Düşündüğünüz kadar kötü olmadığımı ispat etmek istiyorum efendimiz. Bana bu fırsatı verecek misiniz? Suçunu mazur göstermek yerine hatanı kabul edip kendini bir an önce düzeltmeye çalış.
Sizden fazla bir şey istemiyorum. Ziyafet salonundaki perdenin arkasında birkaç dakika durup meydana gelecek olan olayları izlemenizi rica ediyorum. Olaylar mı? Mısırlı kadınlar aracılığıyla itibarımı geri kazanmaya karar verdim efendimiz. Ricamı kabul ediyor musunuz? Tamam, kabul ediyorum. Minnettarım. Başlangıçta bu daveti kabul etmek istemiyordum. Böylesine büyük bir utanca sebep olan birinin davetinde bulunmanın bizatihi kendisi utançtır. Ancak eşim Padiyamon bilhassa katılmamı istedi. Ben de pek istemiyordum ancak merakım galip geldi. Olup biteni bütün ayrıntılarıyla bilmek istiyorum. Ben buraya sadece Yuzarsif'i görmeye geldim. Züleyha'yı kendine böylesine esir edenin kim olduğunu görmek istiyorum. Yusuf'un buraya geleceğini nereden biliyorsun? Eğer bir kaçış yolu olsaydı kaçardım. Bu şeytani meclise katılmak bana azap veriyor. Mısır'ın büyükleri ve asilzadeleri. Bugün bu ziyafette keskin bıçak ve turuncun o çok ince kabuğu aramızda hüküm verecek. Sizden ricam, ben işaret ettiğimde turunçları lütfen yiyiniz. Bu özel bir şölen. Nedenini daha sonra öğreneceksiniz. Şimdi sizden bu meyveyi yemenizi istiyorum. Thank you.
Sevgili misafirler, turunçları yiyebilirsiniz. Yusarsif, içeri gelsin. Gerçekten de o büyük ve çok yakışıklı. Ondan daha yakışıklısını görmedim. Ah. İnsan değil, güzellik tanrısı. Güzellikte tanrılara benziyordu. Birlikte olmak istediğim köleyi gördünüz. Ben ona kastettim. Ama o iffetini korudu. Siz onu sadece bir kez gördünüz ve bu şekilde kontrolünüzü kaybettiniz. Ama ben onu her gün görüyorum. Her gün o benim karşımda duruyor. Siz yerimde olsaydınız ne yapardınız acaba? Cevap verin. O insan kılığına girmiş bir melektir. Yeryüzüne ışıyan semavi bir ışık parçasıdır o. Sanki semavi bir varlık, dünyevi bir elbise giymiş gibiydi. Belki de insan elbisesi giymiş bir tanrıdır. O güzellik tanrısıdır. Yeryüzüne insanları kendisine tapmaya çağırmak için gelmiş olmalı. Andolsun tanrılara ki Züleyha haklıymış. Gördüğümüz bu Yusarsif sıradan bir insan değil. Bu söyledikleriniz saçmalık.
O da bizim gibi bir insan. Soruyorum. Böyle melek huylu birinin melamet yükünü omuzlarında taşımak sizce yanlış bir şey midir acaba? Hala benim doğru yoldan saptığımı düşünebiliyor musunuz? Hayır. Züleyha'nın mazur olduğunu itiraf ediyoruz. Hatalı olan, iftira eden, kara çalan biz Mısırlı kadınlardık. Bunu ispat etmek istiyordu. Rabbim, bütün günahkarların günahını bağışla ve beni bu şeytanların şerrinden koru. Bugünkü ziyafetin amacı işte buydu. Şimdi gidebilirsiniz. Her şeyi gördüm. Açıklamana gerek yok. Nasıl bir sonuç çıkarmak istiyorsun? Sonuç sizin için de açık değil mi? Yeterince açık. Mısırlı kadınların Yüzersif'i görünce ellerini kesmeleri, sana da kendini Yüzersif'e takdim etme hakkını verdiğini söylemek istiyorsun. Sen bu kendini Mısır'ın ayyaş ve gününü gün eden kadınlarıyla mı karşılaştırıyorsun? Bunlar senin gibi ve sen de onlar gibisin. Neden kendini iffetli kadınlarla mukayese etmiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.